Merhabalar, Doktor Zehra ben. Bugün size kısaca ödemden bahsetmek istiyorum. Ödem, dokularda aşırı sıvı birikmesi nedeniyle çoğu kez ayak bileğinde, bacaklarda, bazen göz kapaklarında ve ellerde oluşan bir sağlık sorunudur. Ödemin en sık nedeni hareketsizliktir. Uzun süre aynı pozisyonda yatmak veya oturmak gibi nedenler ödeme neden olabilir. Fazla miktarda tuz, su tüketimi, özellikle soda, maden suyu, turşu gibi konserve ürünlerin aşırı tüketilmesi ödeme neden olabilir. Fazla miktarda karbonhidrat almak, alkol, sigara, kafein kullanmak, uykusuzluk, hava değişimleri yani soğuk sıcak farklılıklarının aşırı olması ödeme neden olabilir. Yine kadınlarda gebelik, adet dönemi, emzirme dönemlerinde bir takım hormonal değişikliklere bağlı ödem gelişebilir. Bazen de ilaç yan etkisi olarak ödemi görürüz. Tansiyon tedavisinde kullandığımız kalsiyum kanal blokerleri, şeker hastalığı tedavisinde kullandığımız glitozon grubu ilaçlar, halk arasında kortizon olarak bilinen steroidler, östrojen içeren hormon tedavileri ve yine çok kez ağrı kesici olarak nitelendirilen romatizmal ilaçlar vücutta ödeme neden olabilir. Tabii ki ödem böyle basit nedenlerin dışında, yani en sık neden hareketsizlik dedik tabii ama bazen ciddi hastalıkların belirtisi olarak da ortaya çıkabilir. Kalp yetmezliği, karaciğer sirozu, böbrek yetmezliği, tiroid bezinin az çalışması, hipotiroidi gibi durumlarda ödem ilk belirti olabilir. Vücudumuzdaki bu şişlik artışı, bu ödem durumu ani kilo değişimlerine de neden olur. Eğer sabah tartımızla, akşam tartıldığımızda sabah akşam kilosu arasında ciddi bir fark varsa muhtemelen bizim ödemimiz vardır demektir. Böyle bir durumda mutlaka bir hekime başvurulmalıdır. Eğer doktor başvurunuzda ödeme neden olacak ciddi bir problem saptanmamışsa biz buna nedeni bilinmeyen ödem deriz. Bu tip durumlarda özel bir tedavi yoktur. Hastaya ödem söktürücü bir takım besinler önerebiliriz. Ananas, kiraz, kivi, kavun, karpuz, maydanoz, kabak, yeşil yapraklı sebzeler ödem söktürücüdür. Yine ısırgan otu çayı, rezene çayı, ada çayı, yeşil çay gibi çaylarda ve ödemin azalmasına katkıda bulunur. Tabii ki eğer ödemin nedeni kalp yetmezliği, karaciğer sirozu ya da tiroid hastalıklarıysa nedene yönelik tedavi uygulanacaktır.